Merhaba arkadaşlar. Bugün bu dersimizde şöyle bir şey yapacağız. Öğrencilere soru soraraktan etkileşimli bir quiz yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? İlk önce bir arka plan seçelim, sahne seçelim bunun için. Mesela güzel bir yer bulabiliriz. Mesela şuradan giriş yapıyormuş gibi kalenin önünü seçelim. Evet, kalemiz geldi. Kedimizi de değiştirelim. Farklı bir şey olsun. Kuklaya geliyorum. Tabii şuradan. Ve bunu şuradan değiştirelim. Şu an otomatik kaydettiği için bir şey yapamıyorum. Evet, şuradan da değiştirebiliriz. Mesela buradan nasıl bir şey seçebiliriz? Şöyle soru sorabilecek bir tip. Evet, mesela bu olabilir arkadaşlar. Buna tamam diyelim. Bunu silelim, ihtiyacımız yok. Ve buraya koyalım. Biraz sanki boyu büyük. O yüzden şöyle, pardon, küçültelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Tabii ki ilk başladığımızda tıklanınca olay gelecek ve kendisini bir göstersin. Çünkü bunu gizleyebiliriz. O yüzden gözükmesini söyleyelim. Ve ardından her seferinde yer değiştirmesinden isteyebiliriz. O yüzden bu noktaya gitsin, görünür görünmez. Ve bir de ne yapacağız arkadaşlar burada? İlk geldiğinde adını sorabiliriz. Algılamaya gelelim ve şöyle bir şey koyalım. Bakın burada bize soruyor. What is your name diye. Biz de buraya ismin nedir gibisinden bir soru sorabiliriz. Şöyle soralım. Hatta bir deneyelim, çalıştıralım. Bakın arkadaşlar bize ne açtı? Bir text box açtı. Yani burada bize ismini girebileceği bir alan ile karşılaştırdı. Bu şekilde öğrencinin ilk olarak adını almamız iyidir. Çünkü bunun karşılığında öğrenciyle sanki bir diyalog ortamı kurmuş gibi olacaksınız. Tabii buradan bir cevap alacağız. Bu cevabı nasıl ekrana yansıtacağız? Bunu yapacağız şimdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıt diye bir kutucuğumuz var. Bunu alıp buraya koyuyoruz. Ama bunun şöyle yapalım, daha iyi olur. Şurada harekette, hatta pardon, algılamada yine. Burada da değil, görünümde olsa gerek. Evet. Bakın arkadaşlar burada hello de veya 2 saniye sonra hello de gibisinden bize bir kutucuk var. Bunları yapabiliriz. Mesela şunu deneyebiliriz. Buraya yanıtı at. Hatta yanıtı şuraya koyalım, evet. Bize ne desin? Biz adımızı sorduk. Yanıtımızı aldı. 2 saniye sonra ismimizi söyledi. Mesela şunu deneyelim. İşte adın nedir? Adem diyelim. Direkt Adem'i yazdı. Ama buraya bir şey daha koyabiliriz. Mesela şunu araya sıkıştırabiliriz. Merhaba Adem. Böylelikle konuşmayı daha düzgün bir şekilde çevirmiş oluruz. Bir şey yaparken aynı zamanda bunları adım adım yapmanız karşıdakiyle iletişim kurduğunuzu gösterir. Yani mesela burada merhaba demesek direkt bodoslama dalmış gibi olacağız. İşte Adem gibisinden. Hemen tekrar deneyelim. Adın nedir? Adem diyelim. Merhabayı demedi. Bir daha bekleyelim. Ha, tabii ki demedi. Çok hızlı geçti. Şunu silelim. Şunu şuraya atalım. Şuraya merhaba diyelim. Ve şunu bir saniye yapalım. Tekrar yapalım. Merhaba Adem. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Biraz etkileşimi arttırmış olduk. Şimdi artık yeni bir soru soralım. Ne yapacağız? Algılamaya geleceğiz. Yeni bir soru soracağız. Sorumuz ne olsun? Şu an hiç düşünmeden hemen en klasik bir sorumu soralım. Türkiye'nin başkenti. Türkiye'nin başkenti neresidir? Şu şekilde soralım. Mesela birinci yanıtımız ne olsun? İstanbul olsun. İkinci yanıtımız ne olsun? İşte Ankara olsun. İki tane yanıt yeter şu anlık. Hatta bir tane daha koyalım. Artık yaş aralığına göre çoğaltabilirsin ışıkları. Burası da Gaziantep. Şimdi hemen bunu da koyalım şuraya.